hayatı boyunca size öğretilen bir şey inanç. Neyi çok yaparsan seni çok daha iyi anlarım mesela. Karşımızdaki insanı dikkatli dinleyerekten kazanıyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Çok konuşarak. Dünyada mutlu olmak istiyorsan enerjini, odağını tek bir şeye vermen lazım. Dışarı. Yani ne kadar başka insanlara yardım edersen, ne kadar başka insanlar için bir şey yaparsan o kadar daha mutlu olursun. 6 tane temel duygumuz var dedik. Mutluluk, üzüntü, tiksinme, korku vesaire gibi gibi. Şimdi evet. Hangi duygumuzu daha kolay yönetebiliyoruz? Bunlardan yönetmesi en kolay olan ve en zor olan hangisi? Yani duygunun ne olduğu önemli değil. Duygunun önemi hangi ortamda hangi duyguyu yansıttığı önemli. Bu kadar stres altındayken duygularımızla başa çıkmada mesela ilk 3 tavsiyeniz ne olur? Değerler ve düşünce var. Yani bu üçünü kontrol ederekten duygularımıza yön verebiliyoruz. Evet, benim şimdi şu anda giriş olaraktan söyleyeceklerim bu kadar. Bununla ilgili bir tane duygusal zeka diye bir kitap yazdım. Aklınızda bulunsun. Çok güzel bir kitap bu. Burada bütün bilgimi paylaştım. Daha sonra da 50 yaşına da 50 yaş gücüyle diye bir kitap yazdım. Bu 50 yaşına kendimi masaya yatırdım. Korkularımı inceledim. Hayatımı inceledim. Sonra ise duygularımı inceledim. Mesela bir tane örnek vereyim kendimden. Ben mesela hiç öfkelenmem, sinirlenmem. İnanılmaz. İnan, beni kimse sinirlendiremez. Hiç görmedim yani. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Benim kızdığım zaman sözcüklere gidiyor. Yani ben kızgınlığımı davranış olarak da sözcüklere vuruyorum ve çok kırıcı konuşabiliyorum. Yani sözcüklerim sertleşiyor. Seçtiğim kelimeler sertleşiyor. Ama davranışlarım gayet soğukkanlı olabiliyor. Ama kullanmış olduğum sözcükler biraz daha agresif olabiliyor. O yüzden herkesin tepkisi farklı olur. Birisi gider kül tablasını fırlatır. Mesela şişeyi kırabilir. Duvara yumruk atabilir. Silah çeker birisini öldürebilir. Yani bunun sonu yok. Yani duygularınızı ne şekilde yansıttığınızı şey yok. Yeter ki bu duygular sizi ele geçirmeden siz duyguları ele geçirin. Evet Aslı. Peki. Öncelikle sayı seratörün hiç 50 göstermiyorsunuz. Maşallahınız var. Onu söyleyeyim. Hiç 50 göstermiyorsunuz. Maşallahınız var. 50'yim ben. 50 yaşındayım. 57 zaten hiç göstermiyorsunuz. Evet, maşallah. Evet. Size 41 evet. Tane maşallah gönderiyorum buradan. Evet, şimdi dedik ki düşüncelerimiz, değerlerimiz ve inançlarımız var aslında bunun arkasında. Peki doğru. O zaman biz inançlarımızı, değerlerimizi ve düşüncelerimizi nasıl organize etmeliyiz ki bu bir davranış değişikliğine dönüşsün? Evet, yani sonuçta inanç dediğiniz şey sizin ne inandığınızdır. Yani mesela ne bileyim ben inanç sizin hayatı boyunca size öğretilen bir şey inanç. Yani siz inançlı doğmuyorsunuz. Yani inanç önce anne babadan başlıyor. Sonra aileden. Sonra kültür, çevre, eğitim sistemi ve en sonunda arkadaşlar. Ve sizin yaşamış olduğunuz her türlü duygusal deneyim. Bunlar inanç oluşturuyor. Mesela sana sorayım ben Aslı. Şu anda senin için olmazsa olmaz bir inanç söyle bana. Senin için. Benim için olmazsa olmaz aslında inanç değil de değer söyleyeyim. Adalet ben hakkaniyetim, adaletim olmadığı bir yerde asla olamam. Sen diyorsun ki dünyada adalet olmalı diyorsun. Doğru mu? Tamam. O zaman demek ki herhangi bir adaletsiz bir ortamda bulunduğun zaman kendi ne oluyor duygularınız? Kızıyorsun değil mi? Üf. Tabii. Tamam. Demek ki insanın damarına basmak var ya. Damarına basmak diye bir şey yok. İnsanın ya değerlerine basıyorsun, ya inancına basıyorsun. Yani bir insanın inancına basaraktan sadece onu kendinize düşman edebilirsiniz. Sadece evet. Onu düşman edebilirsiniz. O zaman biraz da bu nokta aslında söylediğiniz başkalarının duygularını tanımaya da giriyor değil mi? Hani önce kendi duygularımızı tanıyacağız, sonra başkalarının. O zaman biz başkalarının duygularını tanır ve onlarla empati yapar hale geldiğimizde öncelikle başkasının değerlerine, duygu ve düşüncelerine de özen göstermemiz gerekiyor. Okay. Müşteri. Peki bunu yapmak için ne yapman lazım sence? Bir insan, yeni tanıştığım bir insan. Mesela ben seni çok tanımıyorum açıkçası. Yani tanışıyorsunuz da benim mesela seni anlamam için neyi çok yaparsam seni çok daha iyi anlarım mesela. Benimle daha yakın temas eder, daha fazla zaman geçirir, daha çok soru sorar. Temas edemem şu anda korona var. Temas etmek şansım yok. Yani hani temas böyle sohbet etmek. Bu tarz temaslar bahsediyor. Peki sohbet daha çok iletişime geçerseniz soru sorarsanız beni daha yakından tanırsınız. Sohbet ederken benim mi daha çok konuşmamı istersin yoksa kendin daha çok konuşmak istersin? Dünyada en çok sorulmaması gereken birine sordunuz. Çünkü ben hiç sormadan konuşabiliyorum.
Şimdi ama karşılıklı konuşursak çok keyifli olur. Tamam. Sonuç olarak esasında karşımızdaki insanın bize karşı sempati göstermesinin önemlisi, yani bizi sevmesi, bizi bizde ne bileyim ben sohbet edebilir bulması, arkadaş kurmak istemesi en şeyi. Eğer ben onu dinlersem gerçekten, ama gerçekten dinlersem, yani kalbimle, dikkatimle, kalbimle, dikkatimle ve zihnimle onu dinlersem, o zaman o kişi muhtemelen bana karşı daha olumlu olacaktır. Yani bu, yani karşımızdaki insanı dikkatli dinleyerekten kazanıyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Çok konuşarak. Peki bu şu anda gerilen sinirlerimizi neyle onaracağız? Neyle karşımızdakine karşı daha empatik düşünmeyi, kendi kendimizi yönlendireceğiz? Tamam, okey. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi biz mesela ben ara sıra yürüyüşe çıkıyorum. Yani haftada iki gün yürüyüşe çıkıyorum. Ve etrafı gözlemliyorum. Şimdi biz şu anda niye tahammülümüz düşük? Çünkü çok basit bir şey söyleyeceğim bakın. Çünkü duygularımızı yönetemiyoruz. Bu kadar basit bir şey. Çok ben odaklıyız. Bakın, dünyada mutlu olmak istiyorsan enerjini, odağını tek bir şeye vermen lazım. Dışarı. Yani başka insanlara. Yani ne kadar başka insanlara yardım edersen, ne kadar başka insanlar için bir şey yaparsan, o kadar daha mutlu olursun. Yani bir insan başkasına iyilik yaparken, bir insan başkası için bir şey düşünürken onun mutsuz olma şansı yok. Ama sen ne kadar çok kendini düşünürsen, o kadar dünyayı kendin gibi, kendi gözünde gördüğün zaman muhtemelen şunu düşüneceksin. Niye bu benim başıma geliyor? Bir, çevrendeki her şeyi suçlayacaksın. Hiçbir şey memnun olmayacaksın bir kere, kesinlikle. Ondan sonra başka insanları yargılayacaksın. 6 tane temel duygumuz var dedik. Mutluluk, üzüntü, tiksinme, korku vesaire gibi gibi. Şimdi biz hangi duygumuzu daha kolay yönetebiliyoruz? Bunlardan yönetmesi en kolay olan ve en zor olan hangisi? Şimdi hiç fark etmez aslında. Yani bugün baksana şöyle düşünün. Bir insan aşırı mutlu olduğu zaman da eğer etrafındaki insanlar mutsuzsa yine tepki alırsın. Yani senin önemli olan hangi duyguya sahip olduğun değil, bulunduğun ortamda hangi duygu sana en az zarar verir? Sana hangi duygu en az zarar verir? Eğer cenazede çok mutluysan sence iyi mi kötü mü tepki alırsın insanlardan? Veya bir doğum gününde ağlarsan ne hissedersin? Yani duygunun ne olduğu önemli değil. Duygunun önemi hangi ortamda hangi duyguyu yansıttığın önemli. O yüzden alt duyguda kendine göre iyi veya kötü. Tabii, yani şimdi, tabii tiksinti, iğrenmek iyi bir duygu, hiçbir ortamda iyi bir şey değil. Ama insanın duygularındaki işte üzüntü, mutluluk, sevinç, ondan sonra şaşırmak. Yani bu tip duygular pozitif duygulardır. Yani bunlar bir sıkıntı olmaz ama dediğim gibi eğer orada çok düşük enerjili bir yerde varsa empati yapıp duygularını biraz aşağı çekmekte fayda var. Şimdi buraya baktığınız zaman aslında duygusal zekayı herhalde burada çok güzel anlatacağım ben size. Bakın şimdi bu ne diyor? Üç tane alan var. Korku alanı, öğrenme alanı ve büyüme alanı. Tamam. Şimdi korku alanı şu anda çoğu insanın bulunduğu alan. Nedir? Hangi alan bu? Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Tamam. Sürekli korku ve öfke yaşıyor. Tamam. Çok çabuk tepki veriyor. Çok çabuk şikayet ediyor. Çok çabuk suçluyor. Ve aldığı haberlerin hepsine inanıyor. Tamam. Şimdi bu korku frekansı. Biliyorsun insan enerjisi frekanstır. Yani bugün insanların bilinç altını burada Reyhan da izliyor. Keşke olsa bugün. Yani Reyhan da olsaydı daha açıklar esasında. Bu frekanslar olduğu için insanın belli korku frekansı başka, öğrenme frekansı başka, büyüme alanı frekansı. Hani insanın frekansı değiştikçe algısı da değişiyor. Şimdi bu korkudan çıkmanın yolu öğrenmek. Öğrenmenin esasında bir, bu krizi kabul etmek. Bu krizden hiçbirimiz kaçamayız. Yeryüzünde yaşayan her insan bu krizden payını alacak. Tamam, bu çok önemli bir şey. Birinci, bunu kabul edeceğiz. İkinci, neyi kabul edeceğiz? Önemli şey. Biz bu krizden ne öğrenebiliriz kendimiz hakkında? Ona bakacağız. Ve kesinlikle duygularımızı kontrol etmeyeceğiz burada. Yani burada yaşamış olduğumuz duyguları kontrol etmemeye çalışacağız. Duyguları kontrol etmek, bastırmak demek daha sonra daha kötü bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor. Bana zarar veren şeyleri tüketmeyeceğim. Değil mi? Şu an değil mi? Şunun farkına vardım ben.
Gereğinden fazla alışveriş yapıyormuşum. Gereğinden fazla yiyip içiyormuşum. Gereğinden fazla sosyalleşiyormuşum. Onun farkına var. Duygularımın daha çok farkına varabiliyorum. Durumun farkındayım. Ve bu şekilde daha bilinçli olarak davranıp çevremdeki insanlara zarar vermemeye çalışıyorum. Bir haberi WhatsApp'tan başkasına göndermeden önce bunun sorumluluğunu alıp bu vermiş olduğum WhatsApp'taki haber o insanın hayatını daha mı iyi hale getirecek, daha mı kötü hale getirecek? O kadar sorumsuz davranıyor ki insanlar ona gelen bir haberi daha okumadan 10 tane WhatsApp grubuna gönderiyor. Tamam, niye gönderiyorsun? Yani o göndermiş olduğun haberi gönderdiği insanın hayatını daha kötü hale getirecekse niye yapıyorum bunu ben? Değil mi? Niye yapıyorum? Şunu için yapıyorum. Ya ben korkuyorum o da korksun. Yani seni hissettiğin onu hissetmesini istiyorsun. Tamamen dediğim gibi bencil bir duygu. Tamam. Sabırlı olmamız lazım. Çok önemli bir şey. Sabırlı olmamız lazım. Bir şu var. Elimizden geleni en iyisini yapmak. Şimdi ben şu kendime bakıyorum. Dedim kendime. Ne yapıyorum? Şimdi mesela oğlum şu anda siber maske yapan 3 diye bir firma var. Daha önce orada çalışmıştı. Onlar aldıkları bağışlarla siper maske yapıyorlar. Bunlar hastanelere ücretsiz olarak veriliyor. Yani parayı büyük şirketler veriyor. Onlar 3D printerlarla maske üretiyorlar. Ve bunlar ücretsiz olarak da hastaneye veriyor. Oğlum bütün bunun koordinasyonu 12 saat yapıyor. Hiç ücret almıyor mesela. Ama çok iyi hissediyor. Ya ama birisi para verse bu kadar iyi çalışmaz. Eşim mesela bağış yapıyor. Seviyor. Herkese bağış yapıyor. Önüne gelene bağış yapıyor eşim. Tamam. Ben bağış yapıyorum ama benim daha çok mutlu olduğum şey şu anda insanlara dokunaraktan onların bu krizden benim gibi sakin ve hatta daha donanımlı çıkmalarını sağlamak. Yani benim, çünkü ben hani vardı ya insana balık tutmayı öğretmek, balığı vermekten çok iyi diye bir şey vardır. Yani sonuçta biz insanlara ben balık tutmasını öğretmeye çalışıyorum balığı vermek yerine. Şu anda bu krizde onu öğretmeye çalışıyorum. Yenilik, sonra da en son büyüme alanı. Büyüme alanı ne geliyor aslında? Yeni değişikliklere adapte olmak, başkaları takdir etmek, yargılamak yerine teşekkür etmek. Ondan sonra daha çok huzurlu bir ruh hali taşımak, yani anda kalmak gibi. Bu da bizim büyüme alanımız. O yüzden bence burada bizi takip eden insanlar şuna baksınlar. Hangi daire içindeler şu anda? Korkuda mı, öğrenmede mi? Eğer hala korkudaysa demek bir önce öğrenmeye geçmeye lazım. Öğrenmediyse de biraz büyüme alanına geçmesi lazım. Yani bu esasında bence herkes bu resmini çeksin veya bunu belki daha sonra koyarsınız belki YouTube kanalına falan. Ben insanları alsınlar ve kendi girişimlerini bu dahil üzerinden bence çok güzel yapabilirler. Sizce parlamaya başlayan yeni sektörler ve meslekler neler olacak? Bir kere minimalizm çok önemli bir şey. Ben şimdi iyi bir, yani eşimle en büyük kavgam o. Ben çok fazla tüketen bir adamım. Gereğinden fazla tüketiyorum. Şimdi minimalizm olacak dünya. Minimalizm, hatta bununla ilgili Netflix'te dizi var. Herkese takipte bu da var, dizi de var. Ne demek minimalizm? Esasında şunun farkına varıyoruz hepimiz. Ya evimizde ne kadar gereksiz eşya varmış. Bir kere gereğinden fazla insan tüketiyor bir bence. Çok fazla. Gereğinden fazla dışarı çıkıyoruz. Böyle hani dünya hani evde oturamıyoruz ya. İnsanlar evde oturamıyordu işte. Evde oturamıyorduk. Bir şey atıyordu. Yani evindeki kahve bile Starbucks içiyorduk. İlla restoranda buluşuyordu arkadaşlarımızla. Şimdi bunlar aslında bunlarsız da işte bu Zoom'dan yapıyoruz bunu. Tabii ki yani şimdi dokunmakla dokunmamak arasında bir fark var. Bence en büyük algı orada değişecek. Şimdi biz seninle şu anda konuşuyoruz yani. Yani sen normal yüzle konuşsaydık senin muhakkak omuzuna dokunmuştum ben mesela. Kesinlikle. Dokunarak konuşmasını severim mesela. Bak. Bir de önceden gelince böyle bir öpüşmüştük değil mi Sayın Senatörüm? Oo, hoş geldiniz. Aman. Taner Hocam, müşterilerimiz panik halinde projelerini durduruyor. Aslında her kriz bir fırsat da doğuruyor. Bu tarz olumsuz durumlarda firmalarla diyalog kurarken nasıl davranmalıyız demiş. Tamam. Söyleyeyim. Ben de sonuçta satış yapan bir firmanın başındayım. Şu andaki durumda biraz bence firmalar, yani satış yapan firmalar biraz daha yine dediğim gibi bencil olmadan satmaktan daha çok bence müşterinin şu andaki işlerine destek olma gerekiyor. Yani bu süreçte amacımız esasında mümkün olduğu kadar kendimize değil karşıya odaklanmak. Yani burada yapılan şey mevcut müşterimizle temasa geçip onların şu andaki sorunlarını çözmek. Onların veya ne bileyim ben daha fazla satış yapmasına destek olmak. Amacımız kendimiz değil, eğer hedefimiz onların başarısı olduğu zaman bu bir şekilde bize de gelecektir. Yani odağımız onların satış yaptığımız kişinin işi bizim kendi işimizden daha önemli şu anda. Onun işi iyi gitmeli. O şu anda negatif etkilenmemeli. Onlar iyi olduğu sürece biz iyi olacağız. Bizim şu anda hedefimiz olan müşterilerin bu krizi kazasız belasız atlatması konusunda
Ben şöyle yapıyorum. En çok finansal tarafta destek verebilirsiniz. Ödemeleri geciktirerekten, ödemeleri yayaraktan. Mesela biz şöyle yapıyoruz mesela. Ben yazılım satıyorum. Mesela 100 tane, 100 kullanacak bir yazılım sattım diyelim. Müşteri şu anda daha çok eve geçtiği için aynı yazılımı 150 tane istiyoruz. Onun için insanlar daha evden çok çalıştığı için geçici olaraktan ihtiyaçlarını şirkette eve atıyorlar. Ben güvenlik yazılımı satıyorum bu arada. O zaman daha çok talep oluyor. Hep bütçeleri sabit. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki 3 ay boyunca mevcut müşterinin 100 kullanıcısından 150 kullanıcı arttırma için para almıyorum diyorum. Yani kişinin şu anda benim devam eden müşterimin ek ihtiyaçları için para almıyorum. Bunu yapıyorum. Yani bunu bedava yapıyorum. Yani bir, bunu yapıyorum. Eğer bir tek servis istiyorsa, herhangi bir şey istiyorsa mümkün olduğu kadar bunları en minimal fiyatlardan yapmaya çalışıyorum. Onların tarafında olup aslında onlara destek veren bir süreç başlatırsak, evet, daha sonrasında durumlar düzeldiğinde de müşterimizi kaybetmemiş ve kazanmış oluruz. Yani amacım onun, o da kendi şirketin gibi onun başarısı için, onun ihtiyaçları için daha çok odaklanıyorum. Diyorum ki o zaten iyiyse sen iyi olacaksın. O zaman senin iyi olmana gerek yok. Müşteriniz hala iyi gittiği sürece sizin işiniz gidecek. Bir de bazı işler vardır ki farklı yani bir de şu var ki yumurtaları aynı yere koymamak lazım. Mesela bugün sırf turizm sektörüne iş yapıyorsanız şu anda muhtemelen zor veya bir uçak sektörüne tabii ki zorunuz. Evet. O zaman şirketler ne demek aslında bu kriz ne bize öğretiyor? Şunu öğretiyor. Demek ki akıllanmamız lazım. Bir satış kanalı kurarken bütün yumurtalarımızı demek ki aynı sektöre koymamamız lazımmış.